Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri, içimizdeki sesler programındasınız ve bugün çok değerli konuklarım var. Bugünkü konuklarım birisi Hataylı, birisi Kahramanmaraş Elbistanlı. Ve depremin ilk günlerinden itibaren o bölgeyle ilgili neler olup bitmekte hepimiz ülkece yüreğimiz yanarcasına hep takip ettik. Oralarda neler yaşanmakta, oralarda neler yapabiliriz, aklımızın bir tarafı sürekli bu konularla ilgiliydi ve çok insan çok şey yaptı. Birçok insan orada enkazların başında çaresizce neler yapabilirimin peşindeyken işte orada enkazların altındaki feryatlara, seslere şahitlik etti. Bugünkü konuklarından bir tanesi orada Hatay'da o enkazların üstünde dururken altta feryat eden, bizi kurtarın, biz buradayız, yardım istiyoruz diyen insanlara şahitlik etti. O insanların bir kısmı kurtuldu, bir kısmı hayata veda etti. Acıların coğrafyası, acıların coğrafyasında binlerce yıldır bunlar tekrar edilmekte ve bu kez de bu tekrar bazı insanların, hepimizin şahitliğine denk geldi. Evet, kimlerden bahsediyoruz? Bugünkü konuklarım sanat müziği sanatçısı Mümtaz İster ve uzman klinik psikolog Ebru Erdoğan. İstiyoruz ki bugün hem bu bölgeyi konuşalım, hem depremin psikolojik etkilerini konuşalım. Ve Mümtaz İster sanat müziği sanatçısı, bir yandan da yaptığı müzik çalışmalarıyla, bir yandan da o bölgenin kültürüne tuttuğu ışıkla yoluna devam etmekte. Hoş geldiniz Mümtaz Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Depremin ilk gününde oradaydınız ve ilk birkaç gün orada olmak nasıl bir şey, yeni yaşanılmışken bunlar? Yani tabii genel anlamıyla baktığınızda sözün bittiği yerde olduğunuzu hissediyorsunuz orada. Çünkü enkaz altından sesler geliyor. Herhangi bir yardım yapma şansınız yok. Çünkü henüz bir alet edevat gelmemiş. Sesini duyduğunuz insanların akrabanız olmasının dışında diğer dostlarımızın, komşularımızın seslerini duyuyorsunuz. Mesela ben şunu gördüm. Kuzenimi almaya geçen insanlar başka komşunun cesedini çıkarttılar. Birbirine girmiş artık binalar. Yani öyle düşünün. Aksaklıklar var. Onları burada konuşmak istemiyorum. Şu an işi başka yere getirmeye gerek yok. Çok büyük gecikmeler söz konusu oldu. Ben depremin ikinci günün akşamına kadar oralarda herhangi bir yardımın olmadığını, herhangi bir yardım, kurtarma ekibinin gelmediğini kendi gözlerimle şahit oldum. Dolayısıyla yalnız Hatay değil, o bölgedeki 11 ilimizin çektiği acıları anlatmak mümkün değil. Umarım Allah bir daha böyle bir acı yaşatmaz hiç kimseye, yalnız bize değil, hiç dünyanın hiçbir ülkesine, hiçbir vatandaşımıza böyle bir acı yaşatmaz. Çok kötü gerçekten. Evet. Konuşurken bile insan takılıyor. Yani çünkü orayı yaşıyorsunuz. Evet. Maalesef yakınlarımızı da kaybettik. Dolayısıyla hem arkadaşlarımızı kaybettik, hem yakınlarımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Tekrar söylüyorum, umarım hiçbir yerde böyle bir acı tekrar yaşanmaz. Evet. Bizi izleyen tüm dostlarımıza, Cem TV izleyenlerine şimdiden sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun. Ederim. Tekrar sefa getirdiniz. Hoş geldiniz diye. Sağ olun. Tekrar. Hoş bulduk. Evet, uzman klinik psikolog Ebru Erdoğan. Biz biliyoruz ki bu tip travmalar insanların üzerinde en çok ruhsal etki yapan ve sadece bu dönemde değil sonraki zamanlara da sarkacak etkileri olacak büyük sıkıntılar bunlar. Siz neler söyleyeceksiniz şu an olup bitenlerle ilgili? İnsanları nasıl etkiledi? Bir yandan akut bir şekilde yüksek bir strese maruz kaldı oradaki insanlar. Bir yandan televizyonları başında bunu izleyen insanlar farklı boyutunu yaşadı. Karmaşık bir durumdan bahsediyoruz. Ne yazık ki bu olay hepimizi etkiledi. Tüm memleketin başı sağ olsun. Herkese sabırlar diliyorum ben bu noktada. Ama evet, söylediğiniz gibi asıl olay bundan sonra başlıyor. Biz akut evreyi devrede bıraktık. Bir ayı geride bıraktık.
Şimdi burada bir travmaya bakmak lazım, bir akut strese bakmak lazım, bir de travma sonrası stres bozukluğuna bakmak lazım. Şimdi travma dediğimiz zaman kişinin ya da yakınındaki çevresindekilerin hayatını tehdit edecek, yok edecek, ölümlerle karşılaştıracak durumları kapsıyor aslında bu travma. Travmadan sonra akut strese baktığımız zaman bir ay içerisinde gerçekleşen tepkiler, travmatik tepkiler. Bir ayı aştıktan sonra, bir ayla üç ay arasında ve sonrasında gelen bu travmatik tepkiler de bizim artık travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir bozukluğu getiriyor beraberinde. Tabii ki bu bir ay ve üç ay sonrasında gelecek diye bir kaide yok. Bu bir yıla da yayılabilir. Bir yıl sonunda da gerçekleşebilir aslında. Şöyle, şu an bölgede travma devam etmekte aslında. İnsanların güvenliği sağlanmış değil, insanların ihtiyaçları karşılanmış değil. O akut dönemde herkes yardımcı olabilir. Psikolog olmasına gerek yok insanların. Herkes orada sosyal destek sunabilir. O dönemde kesinlikle destek olabilir. Ve önemli bir şey var ki bu tip olağanüstü durumlarda insanlar bazen olağanüstü tepkiler verirler. Ve bu tanımlama da psikolojide normal kabul edilir. Olağanüstü durumlar karşısında insanların verdiği olağanüstü tepkiler, yerinde olmayan tepkiler, bazen çok saçma sapan şeyler, durumlara değil uygun aslında olmayan şeyler olabilir. Bunları doğal karşılıyoruz. Bunlar anormal değil. Çünkü olağanüstü bir durum var. Kabul edebilmemiz lazım insanların o tepkisini. Yani. Tabii olağanüstü bir acı yaşıyorlar. Kesinlikle. Olağanüstü şartlar var. Bunların etkilerini yaşıyorlar. Peki asıl bir ay sonraki literatür böyle diyor. Bir ay sonra neler yaşıyor ruhsal dünyasında aksayan, işlevselliği bozan, öncelikle bu yaşamını zora sokan, işlevselliği bozan neler olmakta? Yoksa bir ay geçti, keyfim yerinde, böyle bir dünya yok. Öyle bir şey söz konusu değildir. Ama işlevini bozan neler oldu? Buna bakılıyor ve buna göre travma sonrası posttraumatik stres bozukluğu dediğimiz durumlar. Fakat şöyle de bir durum var burada. Mix bir karışık durum var. Devam eden bir travma var. Nereyi bir ay olarak alacaksınız? Evet. Öyle değil mi? Evet. Tabii kesinlikle. Evet. Ve hala devam eden travmalar var. İkincil yaralanmalar var. Dediğim gibi bunu televizyonları başında izleyerek travmatize olan insanlar var. Her kanayan yara bir önceki yaraları da kanatır. Maalesef. Travmalarıyla baş etmeye çalışan insanların diğer travmalarının aktive olması ve bunun bu durumlardan da etkilenmesi. Evet, bunları konuşacağız. Bunları bize anlatmanızı isteyeceğiz. Biz istiyoruz ki sizden yeni stüdyoda çıkmış bir çalışmanızı dinleyelim. Tamam Muhtaz efendim. Bey. Ayağa kalkıyor muyuz böyle? Yok, mi? Oturuyoruz. Tamam. Oturuyoruz. Biz peki işlerimizi oturduğumuz yerde yapıyoruz. Tamam, peki. Bu mikrofonu kullanıyoruz. Evet. Tamam, evet. Peki. Evet. Haydar diyelim. Seyrederim alemi,
kalbinim kime ne? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime ne? Ah, Haydar Haydar, o yar benim kime ne? Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Ben doldurur ben içeri, günah benim kime ne? Ah, Haydar Haydar, günah benim kime? Haydar, günah benim kime? Eyvallah, yüreğinize sağlık. Nesimi'ye ait, evet. Çıkarım kah gökyüzüne. İşte bu kadim sözleri söyleyen kişiyi derisini yüzerek katlettiler. Maalesef. Nesimi. Müthiş sözler, sözün ötesi yok maalesef. Sözün bittiği yer hep diyoruz ya işte, evet. Gerçekten söz bitiyor. Gittiniz, 3 gün orada yaşadınız, onlara şahitlik ettiniz. Sonra döndüğünüzde kafanızda neler, sürekli dönüp dolaşan neler oldu, kendinizi nasıl hissettiniz? Öncelikle şunu özellikle söylemek isterim. Yani oraya gittiğimizde bir yerlerden bir şey götürüp gitmek gerekiyor. Telefon açtık mesela. Telefonlarla irtibat kurma şansınız yok. Tesadüf oradan dönenlerle filan konuşmak söz konusu oldu. Su yok, ekmek yok, bilmem ne yok, bir şey yok. Ya paranız var ama bir şey alamıyorsunuz. Onların parası da yok. Çünkü paranın geçmediği bir durum. Tabii, paranın geçmediği bir durum. Zaten para da yok. Herkesin evinde, evet. Dükkanında, işinde filan. İşte gittik bir yerlerden, biz tabii bir araba arkasını, Doblo'nun arkasını doldurduk. Ben sanatçı arkadaşım Ömer Alıç bir sanatçı arkadaşım, çok değerli bir sanatçı kardeşim var. Hı-hı. Vahdet Güney. Evet. Onun da annesi orada. Hı-hı. Ömer Alış'ın annesini zaten ikinci gün çıkarttık enkaz altından. Herkes umudu kesmişti. Orada vefat etti diye. Hı-hı. Son anda Ömer'le beraber gittik ve orada seslendik annesine. Sesini duyunca birilerini getirdik. Duvar kırdırdık, bir şey kırdık, hı-hı, çıkarttık. Şimdi giderken biz tabii doldurduk Doblo'yu. Gittik. Birilerine bir şey vereceksiniz ama. Şimdi herkes araca hücum etti. Su, ekmek, simit. Zaten ekmek, evet, alamıyorsunuz. Simidi 10 tane adam başı zor aldık. Evet. Zorla 20 tane ben aldım. Vahdet Güne kardeşimiz, Ömer Alıç. 10'ar tane zor aldık ve gittik. Şimdi adamları verseniz, yenisini koyamayacaksınız diye vermek istemiyorsunuz ama vermemek de mümkün değil. Evet. İnsanlar arabanın üzerinde geldi. Dağıtmak zorundasınız. Hı hı. Yani akrabalarımıza bir şey getirmek, götürmek, böyle onlar ne kadar aldıysa belki onun yarısı kadar akrabalarımıza verebildik. Evet. Helalı hoş olsun. Yani insanların oradaki psikolojisi bu. Oradan geldikten sonra tabii ben Alanya'da oturuyorum. Kardeşlerim, işte yeğenlerim, kuzenlerim hep Antakya'da. Onların çoğunu oradan aynı gün olması tabii mümkün değil. 10 gün sonra oradan çıkartabildik. Çünkü herkes enkazın altındaki evinin durumunu merak ediyor. Evet, dükkanını merak ediyor. Yağmalanmaya başlamış orada olaylar. İnsanlar çok özür dilerim, silahla gidip orada malın mülkünü bekledi. Çünkü yağmalıyorlar resmen. Bir insanın ekmek çaldığını ben anlarım. Deprem zamanında ekmek bulma şansınız yok. Hı. Paranızla da olsa alamazsınız. Evet. Su çalabilir. Evet, çalabilir şey değil, o çalmak değil yani. Evet. Marketler talan ediliyor. Hı hı. Ama bir insan bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi çalamaz. Evet. Bu istismarcı insanların, orada başka yerden gelen istismarcıların yaptığı bir olay. Hı hı. Şu an zikretmek istemiyorum kimdir, nedir, evet, falan, çok, evet, önemli değil. Ama bunları yaşadık ve insanlar oradan Alanya'ya, Antalya'ya, işte Mersin'e, belli yerlere dağıttık. Akrabalarımız neredeyse oralara dağıttık. Ve insanları orada bir müddet tutuyoruz şu an. Hı hı. İşte şimdi yeniden haber geldi. Kazı başladı. Enkaz kaldırma iş yerleriyle alakalı. Bölge bölge yapıldığı için. Bizim akrabalarımızın, dostlarımızın bölgesine geçtiler şu an.
Dolayısıyla Alanya'dan yine göç edildi oraya. Hı hı. Şunu düşünüyorsunuz. Biz zamanında bundan işte 1,5 ay öncesine kadar hepimiz bir arada yaşıyorduk. Bütün kültürler bir arada yaşıyorduk. Evet. Ve hiçbir sorunumuz yoktu. Antakya'nın, Hatay'ın, tabii ki diğer kentlerimizin de çok büyük kültürleri var. Ben şimdi zaten Ebru Hanım ondan bahsedecektir muhakkak. Ben kendi Antakya'mdan, Hatay'mdan bahsediyorum ama diğerlerinden de bahsederiz, sorun değil. Hepsini biliyoruz çünkü. Onlar da bizim kültürlerimiz. En son birisi şöyle bir şey söyledi. Ben Antakya'nın en son Yahudisiyim dedi. Ben de gidiyorum artık. Bu memlekette Yahudi kalmadı diyor. Yani adamın içine ne kadar işlemiş ki? Evet. Bak, evet. Tüylerin diken diken oldu inan anlatırken. Evet. Bunun gibi şeyler yaşamak çok kolay değil. Sarsıcı İşte orası bunlar. Sözün bittiği yer. Evet. Tekrar nasıl olur? Yine devam ederiz büyük ihtimalle bunlara yine konuşuruz ama sözün bittiği yer dediğimiz yer burası maalesef. Evet. Peki travma dedik ya. Evet. Biraz bize travma ve travma sonrası yaşanılanlar neler? Belirtileri neler? Nasıl bundan etkileniyor insanlar? Bunlardan bahseder misin? Şimdi bu dönemde bu yaşanılan büyük yüzyılın afetinde aslında en çok çocuklar etkileniyor bu süreçte. Evet, orada deneyimleyenler, sosyal medyadan takip edenler, oraya işte STK'larla çalışıp oraya gidenler, gönüllü olarak oraya gidenler, tüm vatandaş aslında bu sadece Türkiye değil, Türkiye dışındaki diğer ülkelerde de birçok insan etkilendi bu durumda. Bu bölgeden göç edip gitmiş evet, ve evet. televizyondan izlerken travmatize olacak. Evet. Öyle değil mi? Maalesef ki. Hı hı. Ama burada en çok etkilenenler çocuklar. Özellikle işte 8-10 yaş altındaki çocuklar daha fazla etkileniyor. Çünkü onlar ölümün ne demek olduğunu bilmiyorlar. Kaybın ne demek olduğunu henüz tam olarak işleyemiyorlar. Şimdi bu çocuklar işleyemedikleri için onlara şöyle yaklaşılmaması gerekiyor özellikle. Bunu çok fazla ifade etmeye, yaymaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum ama bitti, geçecek. Güzel günler bizi bekliyor. Şimdi biz yapamayacağımız sözleri vermememiz, yapamayacağımız vaatlerde bulunmamamız gerekiyor. Şimdi bu çocuk nasıl algılıyor orayı? Evet, annesini ya da babasını kaybetti bu çocuk. Gitti ama tekrar geri gelecek. Şimdi burada o çocuğu ileriki dönemde biz nasıl toplayabiliriz? O yüzden hep söylüyorum, yapamayacağımız vaatlerde bulunmamamız gerekiyor. Öncelikle çocuklara. En çok etkilenen grup çünkü onlar. Diğer taraftan evet, birebir yaşamış olan depremi, birebir yaşamış olan gruplar travmaya gelecek dönemde özellikle çok fazla etkilerini görülebilecek kısmı. Ama diğer taraftan baktığımızda evet, sosyal medyadan izleyenler bir grup olarak, sosyal medya takip edenler. Diğer bir grupta STK çalışanları, işte hekimler, gönüllü vatandaşlar hepsi etkilendi aslında bu süreçten. Ve şu anda bizim yapmamız gereken şey onlara İlk destekte bulunmak. Evet, akut evreyi geçtik. Akut evre geride kaldı. Bir aylık süreci geride bırakmış olduk. Ama bundan sonraki süreçte aslında bizim yapmamız gerekenler başlıyor. Ama burada yine ufak bir anekdotta bulunmak istiyorum. Biz bir kayıp yaşadık. Birçok insan yaşadı. Canını kaybetti, evini kaybetti, işini kaybetti, her şeyini kaybetti belki de. Burada izin vermemiz gerekiyor. O yaslarını yaşamaları için bizim izin vermemiz gerekiyor. Hadi artık toplan. Bir ay geçti bak. Sadece evin yıkıldı. İşte onları yargılamak, ön yargıyla yaklaşmak. Bunlar yapılmaması gereken en önemli noktalar aslında. Çünkü yine bizim literatürümüzde yas sürecimiz bir aylık, bir yıllık bir sürece yayılıyor. Yani o kişi evini kaybetmiş olabilir, işini kaybetmiş olabilir, ailesini kaybetmiş. Yani sadece bu yas dediğimiz süreç bir can kaybı değil. Bu birçok şey olabilir. O yüzden bir yıllık bir sürece yaymamız gerekiyor. Hemen toparlanmasın, hemen unutmayalım. Gerçekten hemen unutmayalım. Biz bunları insanlar işte yıkılan evlerin başında ağıt yakıyorlar. Ağlıyorlar, feryat ediyorlar, kızıyorlar, öfkeleniyorlar. Bunların hepsine izin vermemiz gerekiyor. Bizim aslında burada müdahale etmemiz gereken nokta susup hiçbir şey hissetmeyen, dona kalan, kendisini, risk altındakiler evet, onlar. En büyük risk onlar aslında şu anda. Kendisini ifade edemeyenler, duygularını anlatamayanlar, aslında içinde bir volkan olup da dışa bir tanesini aktaramayanlar. İçinde, volkanı içinde patlayan insanlar. Evet. Elbette. Söz edemeyen,
Evet. Çünkü bu duyguların yaşanmasına da ihtiyaç var. Kendini korumak için, ruhsal dünya kendini korumak için o bir şekilde o duyguları uyuşturuyor. Fakat şunu biliyoruz ki usulüne göre vedalaşılmayan, usulüne göre gömülmeyen her acı yaşam boyunca peşini takip etmeye devam ediyor. Bu sonrası için dediğimiz gibi büyük bir risk. Tükenmesi mümkün olmayan acılardan bir tanesi o. Evet. Sizin de şimdi dillendirdiğiniz olay maalesef. Ve bu konuda çok öyle durumlarımız var. Evet. Evet. Peki devam edeceğiz yine. yine bir türkü diyelim, Derviş Ali'den Ali Ekber Çiçek'in evet. Derlediği bir canlı türkü okuyayım arkadaşlar isterseniz. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Ekber Çiçek'in derlediği bir türkü. Elbette o bölgenin bir tarihsel boyutu var. Müzik geleneğinden tutun, geleneklerinden tutun çok kadim
bir bölge ve sizin de çocukluğunuzun geçtiği bir yer. Neler geliyor aklınıza bazen o çocukluk günlerine ve şimdi her taraf virane oldu? Şimdi bizim orada çocukluğumuzun geçtiği yerleri gidip de yerinde bulamamak, hadi gittiğimizde yıkılmıştı. Dedik ki burası bizim gezdiğimiz yerler, yıkılmış, onarılır gibi içinizden geçse de şu an o yıkımlardan sonra sizin o geçtiğiniz yolların üzerinde sizin evinizin olması mümkün değil artık. Evet. Veya işte iş yerinizin olması mümkün değil. Geçmiş tarihiniz, ruhsal dünyanız yıkılıyor. Aynen yandan. Öyle. Yani o eskideki yaşadığınız bütün düşünceleriniz, bütün hazlarınız maalesef bitiyor ve sizin de buyurduğunuz gibi o tarihlerdeki beklentileriniz, bugüne geldiğiniz bugünlerden sonraki geri dönüşünüzde bir hayal kırıklığı maalesef. Buradan görüyoruz, oraya gittiğimizde görüyoruz ve telefonlarla şu an görüşüyoruz. İlk etapta görüşemedik tabii. Bu arada geçmek istemiyorum. Memleketlerimize, 11 ilimize destek olan STK'ların hepsine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hala çadır olmayabilir, hala işte konteyner gelmeyen yerler de olabilir ama belediyelerin, STK'ların yapmış olduğu o bir hücum, bir canhıraş çalışma gözümüzün önünden gitmiyor. Allah hepsinden razı olsun. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ama ne yaparsanız yapın, eskileri yeniden gözünüz önüne getirmek mümkün değil. Sadece hayal. Ve benim konuştuğum, her zaman söylediğim şey, önce hayaller ölüyor maalesef. Dolayısıyla kültürümüzün de, bilmiyorum o kültürel yapıyı yakalayabilecek miyiz tekrar? İnsanları bir araya getirebilecek miyiz? Ve o mesela çan, ezan, hazan dedikleri havra, kilise, cami yan yana bir arada, bununla bir daha şey bilecek miyiz? Çünkü yıkılana çünkü maalesef. Çünkü insanın tarihine de vurulmuş bir travma oldu. Kesinlikle katılıyorum, evet. Kısa bir reklam arasından sonra uzman klinik psikolog Ebru Erdoğan ve sanat müziği sanatçısı Mümtaz İster'le programımız devam edecek. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, içimizdeki sesler programındasınız ve bugünkü konuklarımız uzman klinik psikolog Ebru Erdoğan ve Türk sanat müziği sanatçısı Mümtaz İster ve programımız devam ediyor. Hem tarihe vurulmuş bir travma ve biz de biliyoruz ki aslında insanlardaki inanç sarsılıyor, insanların kimliği sarsılıyor. Bir sürü insanda şeyleri sarsan bir etki. Evet. Nasıl belirtiler yaşıyorlar? İnsanlar ya ben evet bu durumdan çok etkilendim galiba bir yardım almam lazım demesi için ne olması lazım? Şimdi öncelikle burada en çok belirgin görülen şeylerden bir tanesi yeniden yaşantılama. Yeniden olayı işte evde oturuyorsun, bitti artık, bir sürü şey atlatıldı, sürekli gözünün avizede olması, işte kapıda olması, camda olması, seste olması, gece uyuyamama, işte sabaha kadar oturup sabahtan akşama kadar uyuma, günlük rutinlerini aksatma, flashbackler, yaşanılan deprem anında yaşanılan görüntülerin aniden göze gelmesi tekrar yaşanıyormuş gibi hissetmek. Onun dışında kişinin kaçınması, özellikle kaçınma. Şimdi bu travma dediğimiz şey aslında sadece bir ölümle değil, aynı zamanda bir cinsel saldırıyla da bir kadın ya da erkek fark etmeksizin bir travma yaşıyor olabilir. Şimdi depremi yaşamış bir depremzede de buradaki kaçınma davranışı en ufak bir sallantıda ya da işte aslında cam açıktır, o yüzden avize sallanıyordur. O an hemen kendisini bir korumaya alması, deprem oluyor, kalbinin çarpması. Aslında burada da diğer tarafta da bir kaygı belirtileri de ortaya, panik belirtileri de ortaya çıkmaya başlıyor. İşte cinsel olarak bir travmaya maruz kalmış birisi de buradaki kaçınma davranışta en ufak bir dokunmada, temasta bir irkilmesi. Yani aslında travma, yaşanılan travmanın boyutu ne olursa olsun bize bazı göstergeleri oluyor ne yazık ki. Bu depremden sonra yine daha doğrusu travma sonra stres bozukluğundaki diğer belirtilerden birkaçını yine sayacak olursam uykusuzluk, uyuyamama, kabus görme, rüya görme ya da hiç görememe, uyuyabildiyse tabii burada depremzede uyuyabildiği kadar. Bu gibi belirtileri sayabiliriz aslında. Bunlar zaten bizim
bir ayı o akut evreyi aştıktan sonraki süreçte kendisini göstermeye başladıysa bir profesyonel bir hekimden, bir psikolog ya da bir psikiyatrdan destek almasını biz burada tavsiye ediyoruz, öneriyoruz elbette. Evet, çünkü işlevselliği bozuluyor. Evet. Yaşamında bir şeyler aksamaya başlıyor. Aşırı uyarılmışlık hali bir şekilde aktiftir. İşte bu tip olağanüstü durumlarda insanın sempatik sinir sistemi aktive olur. Fakat o parasempatik sinir sistemini harekete geçirmek için maalesef işte bu beynin belli merkezlerinde olan geri bildirim gitmiyor ve beyin hala o travmanın, o riskin devam ettiğini düşünüyor ve geri bu terapilerle yapılan tedavilerin amacı da o riskin devam etmediğine bir şekilde o beynin riskin geçtiğini kabul etmesi ve o gerginlik ve büyük sıkıntıyı ya da her neyse baş etmesi gereken şeyi bekler durumda olmaktan çıkarmak. Böylece günlük yaşamına, yoksa evet, insanlar yaşamına dönecekler. Evlerine nerede yaşayacaklar, kimlerden destek alacaklar, nasıl bir düzen kuracaklar, nasıl yas yaşayacaklar. Çünkü o tedavi edilmeden yasını da yaşayamıyor insanlar. Evet. Ve yasın yaşanmamasının biraz önce dediğiniz gibi nasıl sıkıntılar, evet, yol açtığını, evet, biliyoruz. Peki, maalesef acı konuşuyoruz, evet, can sıkıcı şeyler konuşuyoruz. Biz dönelim sizin bu yeni yaptığınız Hekimoğlu'na, bakalım evet, nasıl bir formatla, çok, nasıl bir altyapıyla onun, sundunuz? Evet. Onun öncesinde bir şey, hem sanat yapıyoruz, hem tabii mesleki durumlarımız var. Bir yandan iş adamısınız. Tabii yani para kazanmış, hali keyfi yerinde, ne işiniz var? Şöyle, müziği bırakmak mümkün değil. Biz sanayide yani bu mesleki açıdan büyük firmaların kaldırma araçlarıyla alakalı çok büyük çalışmalarımız var. Yani bu müziğin yanında bir de mesleki durumlarımız var. Mesela az önce bahsetmiş zincir marketlere yük liftleri filan, evet, hidrolik sistemli. Bu tabii bunu konuşurken aklıma şey geldi. Bizim yönetim kurulu başkanımız var, Sayın Turan Tamer. Sayın Turan Tamer'in bir kelimesi var. Bu piyasada tabii maalesef insanlar kaliteyle alakalı çok fazla bir şey yok. Rekabet etme çabası içerisinde. Der ki Turan Tamer, rekabet başkalarının işini baltalamak değil, kaliteli iş gücünü yakalamaktır der. Ve doğru bir kelimedir. Yani insanlar sanayide, piyasada, başka yerde, herhangi bir meslekte, bu meslek bizim sanatsal mesleğimizde bile, sizde de var, psikologlar olarak sizde de büyük ihtimalle vardır hocam. Yani yatsanacak bir şey değil bu. İnsanlar bir adım ileri gidebilmek için başkasının omzuna basabiliyor, basmaya çalışıyor gibi maalesef şeylerimiz var ama biz bu konuyu daha sonra yine irdeleriz ama evet, bu meslekle beraber, sanatla beraber değişik meslek, sinemayı bıraktım. Bir yandan sinemacı tarafınız, evet, var, onlardan bahsedeceğiz. Şöyle, buraya konuk ettiğim müzisyen arkadaşlarımız, halk ozanları, evet, işte hayatını müziğe adanmış, evet, müzikle yaşamını kazanmış. Garibanlık içinde geçmiş bir hayat. Mahsuni Şerif'ten tut, ünlü isimlerin hepsine bak, hayatlarında hep bir yoksulluk, hep bir şey ilk maalesef sırada. Hep bir ekonomik mesele ilk sırada. Dedik ya bak, adam müzikle uğraşmış, fabrika kurmuş, sanayisi var. Zengin bir sanatçıdan şimdi bir Hekimoğlu'nu dinleyelim. Hadi bakalım. Peki, peki. Oh,
aslan yürekli. Hekimoğlu dediğim orada vuruldu. Evet. Ya nereye baksak bütün türkülerin içinde travma var, görüyorsun evet, değil mi? Gerçekten. Bugünlerde başka bir şey söylememiz evet, mümkün değil. Yaşamda yani. O kadar çok travma, o kadar çok şey var ki. Peki bunların arasında şiki şiki baba diye insanları böyle furya gibi eğlendiren bir eseriniz var. Size ait bu eser. Ve filmlerde oynuyorsunuz. Sanat geçmişi... Hep bir uğraşla, bir mücadeleyle evet. geçiyor. Hiçbir şekilde de bırakmıyorsunuz. Yani tamam ben artık yolumu seçtim, para kazanıyorum, fabrikam var, sanayideyim, üretim yapıyorum. Buraya yöneleyim ama bir yandan bu işlerden hiçbir zaman elinizi çekmiyorsunuz. Çünkü bu insanın ruhsal beslenme kaynağı, öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Öncelikle insan sevmediği, istemediği bir işi yapmamalı. Zevk almadığı bir işi yapmamalı. Evet. Ben mesleki açıdan da çok doyuma ulaşamıyorum mesleki açıdan. Makine yap. Ölene kadar, son nefese kadar öyle bir çalışma olacak. Sanatsal faaliyetleri de aynı şekilde benim için. Hı hı. Ben sinemayı bırakabildim. Neden sinemayı bıraktım onu da söyleyeyim. O tarihlerde işte artık Yeşilçam bir çöküşe geçti. Büyük sanatçı, büyük üstadlar bile artık değişik filmlerde oynamaya başladılar maalesef. Ve video filmleri başladı falan. Onları görünce biz tabii bizim bütün gelirimiz orası olmadığı için bıraktık. Ama şunu da söyleyeyim. Sahneyi, beste yapmayı ve işte program yapmayı bırakamıyoruz. Yani evet. Şeyden Kadir İnanır, Üstad'dan tutun. Diğer karakter oyuncularını kimi sayarsanız sayın. Birlikte çok güzel günlerimiz, zamanlarımız geçti. Mesleği seviyorum, sanatı seviyorum. Mesleğimi de seviyorum. Yapacak bir şey yok. Yani burada evet. Bunun travmamız olmasına rağmen. Şimdi tabii bunları biz burada şarkılar söylüyoruz ama memleketlerimizdeki o 11 ilimizdeki insanların, bizi izleyen değerli dostlarımızın, arkadaşlarımızın, depremzedelerimizin bir nebze o psikolojiden kurtulmasını istiyoruz. O yüzden böyle şarkılar evet. söylüyoruz. Evet. Yoksa burada bir şiki şiki baba okuyacaktık. Bunu, başka bir şey okuyacaktık. Bunu biliyoruz ki sanat evet. her zaman onarıcıdır. Elbette tabii. En acılı zamanlarda bile, en sıkıntılı zamanlarda bile sanat her zaman vardır. Ve sanat bir eğlenme aracı değildir. Sanat kesinlikle. Tedavi edicidir. Ruhsal dünyayı onarıcıdır. Kesinlikle. Öncelikle bunu böyle görmek önemli. Şiki şiki babayı söyleyince rahmetli Durmuş Çiğdem'i rahmetle anmadan geçemeyiz. Çünkü o eseri o şöhret etti. Biz yaptık ama o long play'de çok eser yaptık. Çok büyük emeklerimiz var. Ama o okudu. O Attagel Şaban filmindeki ses onun rahmetlinin. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir kardeşimdi. Dostumdu, ahbabımdı. Hala çocuklarıyla, ailesiyle bir aradayız.
Onu rahmetli anmadan geçemedim. O yüzden böldüm, kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Evet, şimdi biz bölge diyoruz ama sevgili hocam, o bölgede yaşanılan dışında da İstanbul depremine gözler çevrildi. Herkes İstanbul depreminden bahsediyor. Ve bu da bu bölgede daha önce bu travmayı geçirmiş insanlar olarak buraları nasıl etkiledi? Yani bu insanlarda o seçici algıyı biraz öne çıkardı mı? İnsanların kaygısında, insanların travmatik durumlarında nasıl bir etkisi oldu? Çünkü bir yandan bir felaket var. Bu felaketin birleştiği, füzyon yaptığı da bir İstanbul meselesi ve bekliyorsun resmen, böyle bir korku var, böyle evet, bir şey var. Öyle değil mi? Maalesef. Şimdi öncelikle deprem bizim için bir yıkım, bir ölüm çağrıştırır, bir travma. Şimdi buna bu şekilde baktığımız zaman insanın aslında zemini zedelenmiş oldu. Yani bizim en alttaki zeminimiz, yani güvenliğimiz artık zedelenmiş oldu. Az önce güvende değilmişiz. Evet evet, öyle hissediyoruz. Az önce söylediniz, gittim ama artık o yürüdüğümüz yollarda kendi evlerimizin olma ihtimali yok. Bitti. Hepsi maalesef toz duman oldu. Şimdi burada ne olmuş oldu? Yine bizim barınma ihtiyacımız ortadan kalkmış oldu. Şimdi en önemli şey, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini bilirsiniz. En altta yatan şey bizim güvenlik ihtiyacımız. Şimdi bizim temelimiz sarsıldı. Maslow'a göre bir sonraki aşamaya geçmek için alttaki, üzerinde bulunduğumuz o noktayı tamamlamış olmamız gerekiyor. Ama biz tamamlayamıyoruz. Dolayısıyla somatik ihtiyaçların önemli evet değil. Televizyonlarda çok görüyorum. Ya biz ekmek su istemiyoruz. Şu lazım. Bize evet, kazma lazım değil mi? Evet. Ya kazmanın, küreğin, demir kesme aletinin bütün önemli zannettiğin şeylerden ne kadar daha öne geçtiği evet, ortaya kesinlikle çıktı. Büyük etken olduğu, evet, büyük önem taşıdığı. Yani yemeği de geride bıraktık. Evet. Tamamıyla barınma. Vazgeçti. Evet. Evet. Hepsini bıraktık. Bir sonraki aşama ne? Artık işte sevme, sevilme, yeme, içme, insanın hayalini yerine getirme, gerçekleştirme, üretme. Bunların hepsini yapabilmemiz için artık bizim o güvenlik alanı, güvenli alanı oluşturmamız gerekiyor. Buna geçemiyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Minimum düzeyde tutmamız gerekiyor. Yani bizim o güvenliği, o barınmayı sağlayalım ki ondan sonraki aşamaya geçelim. Evet. Dönüyorum İstanbul'a. İstanbul'da evet, zaten 99 depreminde birçok insan hayatını maalesef kaybetmişti yine maalesef ki. Onlara da rahmet dileyelim. Şimdi bu insanlar, onu 99 depremini yaşamış olan insanlar burada daha çok tetiklenmiş durumda. Zaten orada bu 11 ilde yaşanan deprem ve yıkım sonrasında gözler nereye döndü? İstanbul'a döndü. Ne oldu? İnsanlar artık uyuyamaz hale geldi. Şimdi birçok danışanım uyku problemi yaşayarak geliyor bana. Neden? 99 depremini yaşamışlar. Deprem testi de yaptırıyorlar. İşte kalınabilir, kalınamaz birçok sonuçlar alıyorlar. Ama bu insanlar nereye nasıl gidebilecekler? Şimdi hadi diyelim ki çadıra gittiler, çadırda kaldılar. Ne kadar? Bizim belirli bir süremiz yok ki. Evet. Ya bugün de olabilir bu deprem, şu anda da olabilir. Evet, 10 ne yapacağız? 10 yıl biz çadırda mı yaşayacağız? Adamın binası çürük oturuyor, ne yapacak? Evet. Parası da yok. Şimdi bu diğer kısmı farklı boyuta geçiyor. Hiç oraya girmeyeceğim. Şimdi bizim aslında hayata gelişimizdeki en büyük travmamız doğum travmamız zaten. Şimdi anne karnı neydi? Çocuk için güvenli yerdi. Orada dıştan gelen herhangi bir tehlike yoktu, bir tehdit yoktu. Ama anne karnından dünyaya adım attıktan sonra çocuk artık güvensiz bir ortama doğuşunu tamamen gördü, gözlemledi. Ne oldu orada? Doğum travması gerçekleşti. Şimdi bizim o travmalarımız devam etmeye başladı. Tabii o süreçten sonra çocuk anneyle bir bağ kurmaya çalıştı. Anneyle bağ kurdu. Anneden beslendi. Anneden o sevgiyi, şefkati gördü. Yine kendisini güvende hissetti ve bir sonraki aşamalara geçti. Sevdi, sevildi. İşte üretti, yetişti, büyüdü. Ama biz neredeyiz? Hala en dipteyiz maalesef ki. Evet. Maalesef güvenli bir yeri yok. Yani verhasıl güvenli zannettiğimiz yerlerin hepsini kaybede gidiyoruz. Maalesef. Yaşam maalesef biraz böyle. Evet. Ali Haydar gönderirse define bulunur viranelerde seyrani diyor ki. Oo. Definelerde define bulunur. Viranelerde. Viranelerde.
birlikte gezeriz meyhanelerde, meyhanelerde. Cihanın varını feramuş ettik, surette gezeriz meyhanelerde, meyhanelerde. Yüreğinize evet. Sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Harabat ehline hor bakma sakın. Define bulunur viranelerde. Evet Ebru Hanım, dedik ki geçmiş yaraları da kanattı bu. Geçmiş travmalarla baş etmeyi de zorlaştırdı. Buralarla ilgili bize ne söyleyeceksiniz? Şimdi geçmiş yaraları kanattı. Evet, travmatik anıları çağrıştırdı tekrar zihnimiz. Bilinçaltımız bir şeyleri geri çağırdı. Belki de doğru işlenmeyen durumları geri tekrardan suyun üstüne çıkarmaya başladı. Ama burada az önce de kullandığınız bir kelime vardı. Yara açıldı hepimizde, evet. Hı hı. Ama burada açılan beden yarasından ziyade şu anda bizim artık hep birlikte yapabileceğimiz, psikologların, psikiyatrların yapabileceği şey o zihin yarasını, zihin yarasına bir şeyler yapmak. Beden yarasıyla zihin yarası aynı süreçte, aynı zaman diliminde toparlanmıyor. Ameliyata girersiniz, bir yeriniz kesilir, bir şey olur, kaza geçirirsiniz. Maksimum işte 2 hafta, 3 hafta, 1 ay. Durumun tabii ki ağırlığına bağlı. O bedeninizdeki yara iyileşir. Ama zihindeki yara bu kadar kolay iyileşmiyor. Yıllarca uğraşıyor adam. Yıllarca uğraşılıyor maalesef. Üstesine gelmek için. Evet. O yüzden acele etmememiz gerekiyor. Hani bazen diyorlar ya, artık bu deprem psikolojisinden çıkalım, bu yastan çıkalım, unutalım, toparlanalım. Acele etmeyelim. Bunların hepsi zaten zamanla birbirine yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacak. Buradaki bizim görevimiz nedir? O çarpıtılmış durumları, işte ya da o travmatik anıları, anları doğru bir şekilde zihne, bilince tekrar yerleştiriyor olmak olacak aslında. İşlemleyerek yerleştirmek. Evet, tabii ki, elbette ki.
Şeye katılır mısınız bilmiyorum, bu cenazelerde bile sizden uzak bir geçici unutkanlık söz konusu oluyor. Oturuyorsunuz, bir şey konuşuyor birisi, hemen gülümsüyorsunuz. Yani o bir anlık, bir geçici bir unutkanlık oluyor. Çok özür dilerim, böldüm lafınızı. Estağfurullah, olur mu? Özür dilerim. Ya böyle bir şey. Disosiyasyon dediğimiz şey çok yaşanmakta. Bu tip durumlarda da kişi taşıyabileceğinden fazla bir acıyla karşılaştığında insanın ruhsal dünyası oradan göç ediyor. Bir kopma oluşuyor ve bu da aslında ruhsal dünyanın bütünlüğünü korumaya yönelik bir yaklaşım. Dissosiyatif durumlar çok olur. Örneğin anında bir şey duymuştur, şok etkisi ve donup kalır o sırada mesela. Onu sarsarlar, tokat atarlar, bir şeyler yaparlar. Yani, evet. Mesela oradaki o dissosiyatif durumdan kişiyi çıkarmak, bu da öyle değil mi? Evet, İnsanın ruhsal dünyasından korunması. Şimdi Mümtaz Bey bahsetti. Dedi ki oraya gittim, enkazların altından sesler geliyordu. Bizi kurtarın diye bağıran feryatlar. Ve televizyonlarda da duyuyoruz çocukların sesleri. Baba kurtar, şu an çok üşüdüm, galiba ölüyorum baba. Ve babası bu sesleri duyuyor. Bir yandan ikileme neyi yaşıyor insan orada? Sıkışmış kalmış bir yerde. Bir yandan ölüm korkusu, bir yandan kurtarılma beklentisi. Orada olup biten nedir? Aslında bu bahsettiğiniz videoda o ses de çok yeni yayınlandı. Bakın hepimizde ikinci yıl travmaya sebebiyet vermiş zaten. Keşke bunlar bu şekilde yayınlanmasa. Maalesef. Burada aslında bize kaygıyı oluşturan şey deprem olacak ve öleceğiz değil. Deprem esnasında göçük altında kalacağız ve sıkışacağız. O sıkışmışlık hissi aslında bizi kaygıya daha çok sürüklüyor. Yani oradaki sıkışmışlık hissi tetikleniyor. Sıkışmış hayatınızın, ömrünüzün geri kalanında, geçmişte yaşadığınız o sıkışmışlık hissiyle tüm noktalara bağ kuruyor hemen zihin. Bilinçaltından onları tekrar çıkarıyor. Sarmal yüzeye. Halindeki o bütün anılar toplanıyor, evet, birikiyor, evet, evet. Bir enerji oluşturuyor. Hı hı. Yani bunu birebir yaşamamış da olsak, o depremi yaşamamış da olsa, onun korkusu, onun kaygısı, o sıkışmışlık kaygısı aslında tüm bunların hepsini tetikliyor. Ve belki de yıllar önce yaşanmış bir travmatik deneyim, deneyimli yaşantı hatta, bugün yıllar sonra bu sebepten, depremden kaynaklı su yüzüne çıkıyor. Maalesef. O yüzden diyoruz ki işte travmanın ne zaman ortaya çıkacağı, neyle ne zaman tetikleneceği çok da belli değil. Evet, çünkü insanlar anlatırken de travmadan çok etkilenmiş insanlar orada kronolojik bir sıraya göre anlatmazlar. Çok karma karışık anlatırlar. Ve başka travmalar araya girer çünkü o boşlukları doldururlar ve en önemli şey, en önemli kısımları hatırlamayabilirler. Travmanın çok önemli bir kısmı vardır, onu hatırlamıyor. Örneğin vurulmayla ya da ölüm riskiyle karşılaşmış birisi diyor, tabancayı net hatırlıyor, adamın yüzünü hatırlamıyor. Ya da bir şeyi hatırlıyor, çok önemli olan başka bir şeyi hatırlamıyor. Aynen. Bunlar hep bu durumların içinde insanın ruhsal dünyasının sürüklendiği karmaşayı göstermesi açısından. Şimdi bu bir gerçek, yaşanacak, bilmem ne olacak ama bir şekilde ah vah etmeden de ruhsal dünyayı da sağlam tutmak çok önemli. Çünkü travma sürecinden geçmiş herkes travmatize olacak diye bir şey yok. Tabii ki yok. Kişinin ego kapasitesi, plastisitesi, her neyse oradaki hazır bulunuşluğu kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Ama hassas olan gruplar var tabii ki. Evet. O hassas olan grupların kendilerini koruması için hem bu İstanbul depremi olacak lafları her akşam bir televizyon kanalından bunlardan bahsediyor. Bunları, evet, bunları bilinçaltı da bir mesaj gitmiyor mu bunlardan bahsederken? Kardeşim öleceksin ya. Deprem olacak, binalar çökecek, İstanbul'da öleceksin. Direkt bu mesajı vermiyor mu aslında? Bu bir tehdit diyor. Değil mi insanın bilinç dünyası için? Evet, kesinlikle. Burada ne yapması gerekir bireyler? Öncelikle kendilerini gerçekten o güvenli alanını oluşturmaları gerekiyor. Yani deprem anında neler yapılabilir? Bunun çalışması, programlamasını yapması gerekiyor. İşte deprem çantası, yatağının yanında durması, işte deprem çantasının yatağının yanında durması, deprem anında direkt dışarıya çıkmak, kaçmaktansa işte kendisi yüzünü yatağa kapatması, deprem bitene kadar, bittikten sonra işte artık dışarı çıkılacak durumdaysa çıkılması ve çok fazla artık sosyal medyada dolaşan, yani çok da söylemek istemiyorum ama işte o insan cesetlerinin, yarım insan cesetlerinin paylaşılmaması. Maalesef, çocukları evet, özellikle evet, bu süreçte sosyal mecralardan biraz uzak tutmak. Yani ben hep söylüyorum, bu gibi travmatize yaşatacak durumlardan biraz
biraz uzak tutalım. Bunlar bizim, bunları paylaşınca biz evet ya bunları biliyoruz olayı değil aslında. Bunların hepsi bize travmatik etki yaratabilir. Bu sadece çocuklar için. Yetişkinler sabahtan akşama kadar bu haberlere maruz kalan yetişkinler değil mi? Onlar da etkileniyorlar. Evet, evet, çadırda insanların televizyon seyretmesi mümkün değil ama oradan göç edip başka yerlerde yaşayan şu an geçici konutlar yakalayan, bulan insanlar televizyon izliyorlar yani. Onları düşünürsek, onlar izlemiyor ama şeyler, şu oradan memleketten çıkıp başka yerde yaşayan insanlar maalesef bu haberleri izliyor, bu konuşmaları izliyor ve travmalarına bir travma daha ekleniyor. Yani evet. Az önce bir şey söylediniz, ben çok az bir ekleme yapmak istiyorum. İnsanlar ölümden değil, orada sıkışıp kalmaktan korkuyor. Evet. Ya acaba deprem olursa ben sıkışır kalır mıyım? Kimse demiyor ki ben ölür müyüm diye. Çünkü insanlar da ölüm illaki gelir ama sıkışır kalırsan orada veya herhangi bir iş başına gelirse diye düşünüyorsun. Çocuklarınla alakalı, işte torunlarınla alakalı veya işte aile diğer efratlarıyla alakalı düşünceye dalıyorsun mecburen maalesef. Evet. Ya da burada yetişebilir miyim kaygısı. İşte aynen. Aile bireyleri çalışıyordur. Birisi evdedir. Deprem oldu, gündüz oldu. Birisi annem evde. Diğeri babamın işte binası yıkılmış. Kardeşimin binası yıkılmış. Hadi ben kurtuldum, onlara yetişebilir miyim? Şimdi burada insanlar hemen atlıyorlar. Diğer tarafa sıçrıyorlar yani. Siz kurtulun bir, siz kendinizi bir güvene alın. Siz çıkın oradansa, ondan sonra zaten diğerlerine yetişirsiniz. Ama hep diyorum, önce sen, ondan sonra senden sonrakiler evet. gelir. Evet. Öyle olmuyor. Neden? Çok kısa bir şey anekdot anlatacağım size depremle tabii. alakalı. 80'li yıllarda Antakya'da çok kısa süreli bir tabandan vurma deprem oldu. Ben binanın az ilerisinde bir kasaba geçtim. Arkadaşımdır, ondan sohbet ediyorum. Bir deprem başladı. Biz 5. katta oturuyoruz. Arkadaşımı bıraktım, fırladım. 50 metre ilerideki binaya girdim. Merdivenden yukarı çıktım. Kapıyı vuruyorum. İçeride kimse yok. 5 kat yukarı çıkmışım. İçeride kimse yok. Aşağıdan ses geldi. Ben yukarı koşarken eşim çocuklarımı kucağına almış. Daha küçük. Merdivenden inerken karşılaşmışız. Ben onu görmemişim. Yani böyle bir şey de var. Yani o sizin az önceki anlattıklarınız kesinlikle %100 katılıyorum o anlattıklarınıza. Ama onu durdurmak mümkün değil. Yani o düzeltmek mümkün değil. O an. O an ister istemez korkularına esir oluyor. Kesinlikle. Oradaki kontrol edemediği duygular daha ön plana geçiyor. Evet. Peki bu yaptığınız müzik çalışmalarında Mümtaz Bey, bir yandan da güzel manzaralar eşliğinde çektiğiniz klipler gördüm. Evet. Hem şöyle biraz evet ya çok durmadan depremden bahsettik. Böyle güzel manzaralar da var. Biraz buraya doğru gidelim. Tabii. Bu klibinizi izleyelim, öyle dönelim. Tabii.